Abdülkadir Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. YKS'nin açıklanmasıyla birlikte öğrenciler için yeni bir dönem başladı diyebiliriz. Tercih yapmaları için onun önlerinde bir süreç var. Bu süreci sizinle değerlendirmek istiyorum. Sonuçların da açıklanmasıyla birlikte tercih yapacak öğrencilerin adım adım neye dikkat etmesi gerekiyor? Hangi kuralları uygulamaları gerekir? Öğrencilere neler söylemek istersiniz? Öncelikle YKS sonuçlarının herkes için hayırlı olmasını dilerim. Bu süreçte öğrenciler almış oldukları puanlardan ziyade sıralamalarına çok bence dikkat etmeli. Çünkü puanlar çok farklılaşabiliyor seneden sene. Ama sıralamalar aşağı yukarı benzer seviyelerde gidebiliyor. Bu seneye özel tabii birkaç unsur var. Bildiğiniz gibi YÖK'ün bir açıklaması olmuştu ve ikinci öğretimler kapatılmıştı. Onun dışında kontenjanlarda bir değişiklik var. Şu anda yayınlanan bir tercih kılavuzu var. O kılavuzu çok iyi incelesinler. Hangi bölümlerin kontenjanları azalmış, hangi bölümlerin artmış, hangiler kapatılmış. Çünkü bunlar sıralamaları oynatacak olan şeyler. Yeni açılan bazı bölümler var, bunlara baksınlar. Bir de bu süreçte mutlaka ama mutlaka YÖK Atlas programını çok iyi incelesinler. Bence orada çok güzel bir hizmet var. YÖK Atlas'a sıralamalarını girdikleri zaman o sıralamalara uygun olan bölümleri çok rahat bir şekilde bulabilirler ve tercihlerini çok çok daha sağlıklı yapabilirler. Bir de bir yapmaları gereken şey de seçecekleri bölüm ve üniversiteyle alakalı araştırma yaparken bu üniversitelerin memnuniyet anketleri vardır. Öğrencilere sorarlar. Oradaki akademik başarıyla ilgili, kampüs imkanlarıyla alakalı farklı farklı birçok başlığı vardır bu memnuniyet araştırmaları. Gidecekleri üniversiteyle alakalı o memnuniyet araştırmalarında mutlaka ama mutlaka göz önünde bulundurarak karar versinler. Tabii bu süreçte mutlaka okullarında ve dershanelerinde rehberlik ve psikolojik danışmanlık uzmanları veya bu alanla alakalı hizmet veren uzmanlara da tercihlerini kontrol ettirsinler ki kritik süreçte bir hataya mahal vermemiş olsunlar. Evet. Peki tercih listesini oluştururken özellikle şu kriterleri göz önünde bulundurmalı ya da özellikle bunu uygulamalı dediğiniz noktalar var mı? Dikkat etmesi gereken öğrencilerin. Ben nacizane bu süreçte bu bölüm tercihi bir anlamda da meslek tercihiyle ilgili bir ilk adım oluyor. Öğrencilerin kendi mizaçlarına uygun olmayacak meslekleri puanların boşa gitmesin diye tercih etme durumuna girmesinler. Yani bazı öğrenciler şunu yapabiliyor. Hayalinde başka bir meslek var ama puanı diyelim ki iyi gelmiş. Ya boşa gitmesin ben işte tıp yazayım. Halbuki hiç tıp bitirip doktor olacak bir mizaca sahip değil. Evet, bu buralarda hatalar yapılabiliyor bir. İkincisi bazen bölüme çok aşırı odaklanılıyor. O bölümün fonksiyonuyla ilgili düşünmüyor. Örnek veriyorum. Mesela ben yardımsever bir insanım. İnsanlara yardım etmek istiyorum diyelim ki. Ya ben bunu birkaç farklı bölümde yapabilirim. Meslekte yapabilirim. Doktor olarak da yapabilirim. Öğretmen olarak da yapabilirim. Hemşire olarak da yapabilirim. Farklı bir alanda da yapabilirim. Ama illa ben diyelim ki işte öğretmen olacağım, doktor olacağım diye o bölüme yönelik bir tercih yaparsam, yani altta yaptan sebebi doğru anlamazsam, benim hangi ihtiyacımı gidermek için ben o bölümü tercih ediyorum, sonrasındaki meslekle alakalı yapacağım alanda benim motivasyonum ne? Bunu gözetmeden yaparsam yanlış tercihler yapabilirim. O yüzden hayat amaçlarıyla ilgili, beklentileriyle ilgili ve özellikle kendi değişmez özellikleri olan mizaçlarıyla alakalı biraz düşünerek karar versinler. Bir de benim gözlemlediğim şöyle bir şey oluyor bu tercih sürecinde. İnsanlar diyelim işte farklı şehirde okumayla alakalı bir tercihte bulunuyor. Oralara gitmeden, gelme ihtimali çok yüksek olan üniversiteyi ve bölümü ziyaret etmeden tercih yapmamalarını tavsiye ediyorum. Ben çünkü şöyle şeylerle çok karşılaştım. Türkiye'de ben yaklaşık 105 tane üniversitede eğitim verdim, konferans verdim ve gittiğim yerlerde şöyle şeyler duydum. Hocam ben bu üniversiteyle alakalı tanıtım filmini izledim, kampüs olanaklarını izledim, çok etkilendim. Ama benim bölümüm o merkez kampüste değilmiş, farklı bir ilçedeymiş ve ben şu anda hayatımı bu ilçede geçirmek zorunda kalıyorum. Ben bunu bilmiyordum. O yüzden ne olursunuz siz de böyle tercih dönemlerinde insanlara okuyacakları bölüm hangi kampüste, mümkünse de oraya bir gidip ziyaret etmelerini söyler misiniz diyorlar. Bence bu çok önemli bir unsur. Çünkü az buz bir zaman geçmiyor üniversitede. Kesinlikle. Nereden baktığınız ortalama 4 sene zaman geçiriyorlar. Mutlaka ziyaret etmeye gayret etsinler. Oradaki hocalara bir baksınlar. Bir de ben nacizane... Zaman çok hızlı değişiyor, teknoloji gelişiyor, evet. Birçok meslek değişiyor, meslek yok oluyor. Gelecek araştırmalarını birazcık okumalarını tavsiye ederim. Yok olacak olan meslekler neler, yapay zeka hangi alanları etkileyecek ve hangi meslekleri değiştirecek, dönüştürecek. Günün sonunda biz bugün o üniversiteye girip yarın mezun olmayacağız. En az 4-5 sene sonra iş hayatına atılacağız ya. O günkü dünyayı şimdiden kestirebilmek adına birazcık böyle uluslararası kuruluşların, Dünya Ekonomik Forumu gibi işte uluslararası danışmanlık şirketlerinin yetkinlikler ve mesleklerle alakalı raporlarını biraz daha fazla bu süreçte okumalarını
ve tercih yapmadan önce o mesleklerle alakalı gelecek projeksiyonu birazcık daha öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Evet, önemli ve açıklayıcı bir yayın oldu hocam. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Herkesin yapacağı tercihlerin gönlüne göre gelmesini arzu ediyorum, diliyorum. İnşallah herkese sağlıklı, başarılı günler diliyorum. Çok teşekkürler. Biz de tercih yapacak olan öğrencilere buradan başarılar dileyelim. Umarım diledikleri gibi bir üniversite hayatına başlangıç yaparlar. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Sağ olun. İyi günler.